Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Era of Legends oyununu sizlere bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Oyun çok güzel bir oyun olmuş. Bildiğimiz World of Warcraft gibi olmuş. Skill'leri, hatta item sistemleri vesaire, görevleri, hikayesi de benzerlik gösteriyor. Hatta WoW yapmış. O kadar araştırmadım, bilemiyorum. Ben uzun zamandır bir MMORPG oyunu arıyordum. Telefonda oynayabileceğim, böyle beni saran. Birkaç oyun denedim ama onları çok beğenmedim. Ama bu oyunda galiba karar kıldım diyebilirim. Görev tabanlı bir oyun. Görev yaparak ilerliyorsunuz. Görev yaptıkça oyun size silah, binek, pet, hatta bu yardımcı petlerden de veriyor. Oyunda çok fazla insan var. Çok fazla player var. Bazen yeri geliyor slot kavgası bile yaptığımız oluyor. Oyunun en büyük artılarından biri de mesela şöyle bir pet verdi oyun bana. Abi pet uçuyor. Yani istediğiniz yere uçabiliyorsunuz, istediğiniz yere konabiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir artı olmuş. Çok başarılı olmuş. Hani uçmak özgürlüktür yani. Bence oyunlardan en büyük farkı bu diyebilirim sizlere. Dediğim gibi görev yaparak ilerliyorsunuz. Pay to win bir oyun bence değil. Yani illa para yatırmanıza gerek yok. Zaten bütün itemlerinizi, güçlü itemleri de dahil, görev yaparak kazabiliyorsunuz. Şurada mesela günlük girebileceğiniz, exp kasabileceğiniz yardımcı görevler mevcut. Onun haricinde zaten hikaye görevlerini devam ederek, takip ederek zaten bir yerlere geliyorsunuz. Günlük bonusları vesairesi çok yerinde olmuş. Skill sistemi aynı WoW'daki gibi. Yani 30 level'a kadar basic skill'ler. Şuradan mesela göstereyim ben size. Bu 6 skill basic skill'ler zaten. 30 level'a kadar bunu kullanıyorsunuz. 30'dan sonra ne oynamak istiyorsanız ona göre skill seçebiliyorsunuz. Ben mesela Potion'ı seçeceğim. Assassin karakterinde en başarılı skill bence bu. Bakın mesela şimdi bir item daha aldık. Power Increase'imiz arttı. Bu Power Increase zaten biliyorsunuz gücünüz. Hani burada atak, defans vesaire değil de daha çok her şey Power Increase ile ölçülüyor. Ona göre dungeonlara vesaire girebiliyorsunuz. Bu arada dungeon demişken, oyunda hızlı level kasmak için böyle dungeon sistemi mevcut. Ve bu dungeonlara girmek için de işte dörtlü beşli gruplar vesaire var. Bu gruplar çok seri oluyor bu arada. Diğer oyunlardaki gibi sürekli beklemiyorsunuz. Çünkü player sayısı fazla olduğu için, herkes level kastığı için çok şekilde oyuna adapte olabiliyorsunuz. Ve oyun sizi tutuyor, sıkmıyor arkadaşlar. Ben en çok onu sevdim. Artı basma olayı da şu şekilde. İtemlerinize artı değil stat basabiliyorsunuz. Mesela HP 211 diyor. Buna bastığımda artık bu itemin içinde hem de artı HP 211 eklenmiş oluyor. Mesela silahım, kaskım, mesela buna şunu basarsak, şöyle yaparsak, buradan şu an kullanmakta olduğum helmete, yani kafalığa, bu şekilde artılar basabiliyorum. Bu da beni daha güçlü, güzel bir karakter yapıyor. Oyunda çok fazla player olmasının en büyük artılarından biri, dediğim gibi, çok seri hızlı, çok seri level kasabiliyorsunuz. Çok fazla Rus var oyunda bu arada. İki dil seçeneği mevcut. Bir İngilizce, bir Rusça. Ben mesela bir Rus guildine girdim. Ne konuşuyorlar, bazen gülüyorlar falan. Hiçbir şey anlamıyorum ama belki ileride hani kendim bir guild kurabilirim ve bu videoyu izleyen arkadaşlar bu oyuna başlarsa gelmek isterler belki. Yorumlarda bunlardan bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hani başka oynadığım mobil MMORPG oyunlar da mevcut. Onları da aslında videoya çekmek istiyorum. Bulana kadar işte Scroat Online'dır, işte Legion'dur oynadım, denedim ama herhalde bunda karar kıldım diyebilirim. Çünkü dediğim gibi oyun çok başarılı, çok güzel olmuş. Şöyle bir bineğimize binelim. Şöyle bir gidelim bakalım. Ya bu uçma olayı, dedim ya, çok başarılı. Yani istediğiniz yere uçabiliyorsunuz ya. Bundan öte bir şey var mı? Yürümekten, ata binmekten ziyade. Ben en çok buna tab oldum. Yani WoW'da da zaten en fazla beğendiğim olay buydu. Böyle ağaçların içerisinden, sağdan soldan istediğimiz yere gidebiliyoruz. Hikaye tabanlı bir oyun. Oyunun çok güzel bir hikayesi var. Özellikle mesela böyle hikaye oyunlarını seven arkadaşlar için önerebilirim. Çok sarıyor. Mesela bu arkadaş niye vuruyormuş? Bu arkadaş buna vuruyor. Tamam, sana KS yapmayayım. Şurada senin petin galiba. Toplamda 8 farklı ırk var. Her ırkın kendine özel skill'leri var. Kendine özel petleri var. Mesela bazı ırklar savaşırken pet çıkarıyor. Bazı ırklar işte savaşırken büyü kullanıyor. Bazıları işte bu arkadaş gibi okçu oluyor. Bu yardımcı petleri vesaire de hep dediğim gibi oyun verdi bana.
oynayarak kendi item level'ınızı kasabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi başarılı bir oyun olmuş. Böyle MMORPG, mobil MMORPG oyun seven arkadaşlar için ben tavsiye ederim. Burada da karar kıldım. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Gelecek arkadaşlar da dediğim gibi yorumlarda isterlerse bahsetsinler. Olmadı bir guild falan da kurarız. Hep birlikte oynayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hero of Legend oyunu bayağı başarılı, güzel bir oyun olmuş. Görüşmek üzere. Başka oyunlar için de böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey isterseniz onları da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.